İçerik başlıkları için kullandığımız Microsoft'un To-Do uygulamasının kullanımından bahsedeceğiz. Öncelikle başlık atamayla başlayalım. Yazmak istediğiniz, beğendiğiniz bir başlığı içine giriyorsunuz. Daha sonra alt kısımda yer alan atanacak kişi bölümünden kendi isminizi seçiyorsunuz. Bu şekilde başlığı kendinize atadınız. Bir sonraki aşamada içeriğinizin son teslim tarihini belirleyeceksiniz. Alt kısımdan tarih seçin diyoruz. En geç bir hafta sonrası için tarih seçebilirsiniz. Yani ayın 28'inde bir içerik yüklediyseniz en geç ayın 4'ünü seçebiliyorsunuz. Bu şekilde ayarla diyoruz. Tabii içeriklerimizi son güne bırakmamaya özen gösterelim. Yani 4 Şubat'ı seçtiysek 3 Şubat'ta içeriğimizi yüklemeye özen gösterelim. Bir diğer nokta, başlıklar içinde editörlerin yazdığı notlar ve belli adımlar var. Bunlara özellikle dikkat edin. Bu şekilde başlığımız seçildi. İçeriğimizi dergiciye ekledikten sonra başlığın hemen sol tarafında yer alan tamamlı kısmından başlığımızı tamamlıyoruz. Evet, başlığımız tamamlandı. Hemen yeni bir başlık seçebilirsiniz. Unutmadan diğer yazarların seçmiş olduğu başlıklara hiçbir şekilde müdahalede bulunmuyoruz. Yine aynı şekilde seçtiğiniz başlığı, girdiğiniz tarihi hiçbir şekilde değiştirmiyorsunuz.